Herkese merhaba. Havaların soğumasıyla birlikte ben uniklerimi ve şişlerimi ortaya çıkarmaya başladım. Ve bugün de bunları kullanarak bir proje yapacağım sizlere. Bugün örgüden kaktüs yapacağız. Dekoratif olarak inanılmaz güzel duruyor ve kesinlikle bakım istemiyor. O yüzden tam aradığımız şey olabilir. Bunun için müthiş örgü yeteneklerine sahip olmamıza da gerek yok. Ben sadece düz ve ters örgüyü biliyorum ve bu proje için bu ikisini bilmem yeterli. Ben tekrar bilmeyenler için bugün bir kez daha hatırlatacağım zaten. Peki gerekli malzemelere gelecek olursak şöyle küçük bir kaktüs saksısına ihtiyacım olacak. Tabanına toprak görüntüsünü vermek için kahverengi bir şeye ihtiyacım vardı. Ben kozalak kullanmaya karar verdim. Bir kozalak aldım. Onu kullanacağım. İçini doldurmak için pamuk ya da elyaf kullanabilirsiniz. Şöyle üzerine ben bir de kaktüs çiçeği yapacağım. O yüzden şöyle küçük keçe parçalarına ihtiyacım var. Ve tabii ki şiş ve yüne ihtiyacım olacak. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet, kaktüs görüntüsünü en iyi lastik örgüyle vermek mümkün gördüğünüz gibi. Ben birli lastik ördüm. Bunu da bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örerek elde ediyoruz. Ben bunun şişman ve kısa boylu bir kaktüs olmasını istiyorum. O yüzden 20 ilmekten başladım ve gördüğünüz gibi birazcık ördüm. Şimdi nasıl ördüğümüzü tekrar bir hatırlatacağım. Şöyle düz örüyorum önce bir tane. Sonra ipimi öne alıyorum ve bunu da ters örüyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum. Düz örüyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. Ters örüyorum. Arkaya aldım. Düz. Ve bu şekilde bütün sırayı örüyorum. Evet, örme işlemini bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle. Daha fazla uzatmayacağım çünkü ben bunun kısa bir kaktüs olmasını istiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi bu son sırayı kesmiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Şöyle ipimi kestim gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle bir parça ip kestim. Ve bunu, şu kestiğim bir parça ipi sivri bir şeyle son sıranın içinden geçireceğim. Kancalı iğne kullanabilirsiniz ya da işte kalın yün iğnesi varsa onu kullanabilirsiniz. Benim şöyle bir parça telim vardı. Ben bu teli kullanacağım. Şöyle yapıyorum. Buradan düğüm atıyorum. Ve şimdi bunu son sıranın içinden geçirip büzeceğim ve böylece üstünde yuvarlak bir görüntü elde edeceğiz. Şu şekilde geçiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi ipimi tek tek bütün deliklerden geçirdim. Şimdi burayı büzeceğim ve düğüm edeceğim. Şu şekilde. Burayı sıkıca bağlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak bombeli bir görüntü elde ettim. Burayı sıkıca bağlıyorum. Şimdi şu iki kısmı birleştireceğim. İğneyle dikeceğim burayı. Daha sonra ters çevireceğim ve içini pamukla dolduracağım. Evet, gördüğünüz gibi dikme işlemini bitirdim. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Şöyle bir görüntü. Ve şimdi içini pamukla dolduruyorum. Gördüğünüz gibi kaktüsümüz hazır. Şimdi bunu saksımıza şu şekilde yerleştireceğiz. Ben bunun için tabanının biraz yüksek durması için şöyle biraz peçete dolduracağım buraya. Evet. Kaktüsümü oturtuyorum. Ve sabitlemek için de yanına kozalakların şu parçalarını kullanacağım. Bunları tek tek elimle ayıracağım. Ve bu ayırdığım parçaları şöyle ben daha önceden ayırmıştım. Şuralara yerleştireceğim. Ki kaktüsümüz sabit dursun. Hem de burada şöyle bir toprak görüntüsü olsun. Evet, sıra geldi son işleme.
Şöyle önceden kestiğim 3 parça çiçeğim vardı benim. Keçeden kestim bunları. Turuncu kullandım ben. Bunları şöyle üst üste dikeceğim. Ve daha sonra bunları kaktüsümün üzerine de dikerek kaktüsümü hazır hale getireceğim. Şöyle kenarlarını kaldırarak dikerseniz şöyle kabarık durursa daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle kaktüsümün üzerine dikeceğim ve kaktüsüm hazır olacak. Evet, kaktüslerimiz hazır gördüğünüz gibi bence inanılmaz sevimli oldular ve isterseniz bu kaktüsleri iğnelik olarak da kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.